Son zamanlarda altın fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Hal böyle olunca piyasada sahte altın da çok fazla yer almaya başladı. Altınlar böyle şıkır şıkır güzel duruyor ama gerçeğiyle sahtesini ayırt etmek de pek mümkün değil. Bu çok kolay bir şey değil. Biz hani bunun mihenk taşı diye bir taşımız var. Onunla bile bazen çözemiyoruz. Altını kesmek lazım, ateşe vurmak lazım. Bunun hani birkaç tane işlemi var. Vatandaşın çok çok kolay çözebileceği, aldığı zaman elinde çözebileceği bir olay değil. Kuyumcular son dönemde oldukça rağbet gören altın için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Çok fazla sahte altın var piyasada dönen. Bilmediğimiz yerlerden kesinlikle alışveriş yapmamak lazım. Hani özellikle internet satışlarının devreye girmesiyle beraber de bu iş çok arttı. Bildiğiniz, güvendiğiniz kuyumculardan alışveriş yapın. Dışarıdan gelen altınlarda çok sayıda var bu iş. Özellikle internet satışlarındaki altınlara değinen kuyumcular hem altın hem de pırlanta alımlarında sahte ürünlerin piyasada olduğunu söyledi. Yani bir kere internetten altın alışverişi yaparken hani bilmediğiniz sitelerden alışveriş yapmamak gerekiyor. Evet hani çok çok güvenli siteler var ama mesela internette daha çok bu pırlanta üzerinde yoğunlaşıyor. Çok fazla sahte taş var laboratuvar ortamlarında çoğaltılan. Bunları son zamanlarda görüyoruz. Şimdi insanlar sertifikalı pırlanta altını zannediyor ama sertifikaların hiçbir geçerliliği yok. Sertifikalar sadece o anlık müşteriyi satışı yapabilmek için geçerli bir işlev olarak görülmeye başlandı maalesef. O yüzden dediğim gibi mağazadan, bildiğiniz kişiden, karşıda muhatap olan kişilerden bu alışverişleri yapmakta özellikle şu dönem için fayda var.